İzmir'den bir mesaj var. Karşıyakalı bir izleyicimiz Mustafa Epekiz. Mesut Hoca'ya sorar mısınız? 3 gecedir hakkımızı arıyoruz Karşıyakalılar olarak. Ama bizi ciddiye almayan Erdoğan Arıkan'a ne diyelim? Demişler. Allah Allah. Ben olay ne Erdoğan? Olayı belki programımızın sonuna doğru anlatırım size tamam. De. Ciddiye alınmamak gibi bir şey değil. Tam tersi ciddiye alındığı için 3 geceden beri bu olay konuşuluyor ve gündeme geliyor. Ben o mesajları hiç görmeyebilirdim, hiç gündeme getirmeyebilirdim ve hiç konuşmayabilirdik. Onun için nasıl gündeme geldiğini, neden bunları 3 günden beri konuştuğumuzu da biraz göz ardı ediyorsunuz. Olayı bilemedim ben. Binlerce mesaj geliyor. Onların arasından sizlerin mesajlarınızı da yeterince okuyorum zaten. Hiç mesajı okunmayan binlerce izleyicimiz var. Dolayısıyla da verilen bu değeri aslında biraz görmenizi tavsiye ediyorum size. Göremediğiniz bu. Dün gece çok fazla konuştuk Karşıyaka'yı. Bu gece de konuşacağız. Size bilgilerle geldim. Bu bilgileri de sizinle paylaşacağım programımızın sonuna doğru. Ama sizin bakış açınızda bir eksiklik var. Hiç görmeseydim, sıfır görseydim bugün ne Karşıyaka konuşulacaktı, ne bu söylediğiniz dertler konuşulacaktı. Bundan sonra öyle de yapabiliriz ama bu program öyle bir program değil. Eğer ben öyle yaparsam hem bu programa hem de kendi düşüncelerimi ihanet etmiş olurum. Sizin sesinizi her zaman duyuracağız. Her zaman sıkıntılarınızı bu ekranlarda duyabileceksiniz. Yeter ki düzgün bir şekilde tartışalım, konuşalım. Birazdan sizinle paylaşacağız. Ancak programınız harika diyenleri okursunuz işte demiş izleyicimiz. İsminizi okumayacağım çünkü siz haksızlık ediyorsunuz. Az önce sizin isminizi vererek beni eleştiren mesajınızı okumuştum. Mesut Hoca'ya hani bir şey sormuştunuz. Erdoğan Arıkan neden bize bu haksızlığı yapıyor demiştiniz. Bu yüzden de ben o mesajı okumuş biri olarak bu mesajınızı çok dikkate en azından eleştirel anlamda almıyorum. Ve bundan sonra da sizin isminizi de çok fazla söylediğim için de söylemeyeceğim. Çünkü hiçbir taraftar grubuna ve hiç kimseye bu kadar ayrıcalık tanımadık, bu kadar yer vermedik. Programımızda hala olayın özünü çözebilmiş değilsiniz. Ve şimdi gelelim sizin beklediğiniz konuya, Karşıyaka'ya. Hocam neydi bu konu? Ben pek... Karşıyaka'nın konusu şu. Geçen akşam programımızda bir Karşıyakalı taraftar çok haklı olarak maçlarının yayınlanmasını bekliyorlar ve şöyle bir mesaj atmıştı. Demişti ki basketbol maçında İstanbul takımı olsaydı maçını yayınlardınız ama bizim maçımızı yayınlamıyorsunuz diye bir mesaj atmıştı. Ben de dedim ki aynı saatte Beşiktaş'ın da maçı var, onu da yayınlamadık. Haksızlık etmeyin. Ama Karşıyaka'nın maçı yayınlanmalı mı derseniz yayınlanmalı. Evet. Bunlar dönüşümlü olabilir. Banvit'in, TED Kolejler'in maçları oluyor ve Avrupa maçlarını verilmesi gerekiyor hakikaten. Ben de izlemek istiyorum. Ancak dedim Türkiye'nin sosyal yapısından ötürü bir yayın kuruluşu tercih yaparken İstanbul takımlarını tercih eder sizin de dediğiniz gibi dedim. Biz alışkınız öylesi. Yani, zaten. Ben de alışkınım yani. Siz de bundan tabii, rahatsızsınız. Ben bunu bir tercih, benim tercihim olarak söylemedim. Bir medya kuruluşunun bu tercihi yapabileceğini söyledim. Ve medya o kuruluşu ben yönetsem ben de bu tercihi yaparım hocam. Ya şimdi şöyle. Yani mesela, medya biraz öyle Türkiye'de. Tabii futbolda da mesela saatler bile büyük takımlara göre ayarlanıyor değil mi? Yani öncelikle onların o oynadığı saatte hiçbir maç olmuyor. Evet. Yani çünkü yayıncı kuruluşun veya o sizin elinizde olan bir şey değil ki o. Geliyor ben Beşiktaş maçını yayınlayacağım ama Karşıyaka ben Denizli'de futbol oynadım, Denizli'de çalıştım. İnanılmaz bir camia. Evet çok büyük bir camia. Gittiğim zaman keyif aldığım o İzmir'de ama hep üzülmüşümdür. Akhisar var, niye İzmir'den bir takım yok? Aslında onu eleştirsinler. Yani maçı niye yayınlanıyor değil de. Ya onu da eleştirsinler, onu da eleştirsinler hocam. Eleştirilen her zaman bekliyoruz ve bir izleyicimiz hiç üşenmemiş şöyle bir tablo yapmış. Bu konuşmalarımızın üzerine PTT 1. Lig'de hangi takımın maçı kaç kere yayınlanmış? Bu tabloyu bize gönderdi. Dün akşam çok fazla Karşıyaka üzerine üst üste konuşunca ben de cuma akşamı süremiz çok bu akşama erteledim. Sanki şöyle bir algı oluşmuş. Birileri bana bu tabloyu gösterme, geri çek demiş. Ben de geri çekmişim gibi bir algı oluşmuş Karşıyakalılarda. Tam tersi. Bu tabloyu sizinle paylaşacağım. Bugün arkadaşlarımla da konuştum, özellikle konuştum nedir bu durum diye. Evet dediler, sezon başından bu yana böyle bir tablo var. Ve bu tabloda da gerçekten maçı en az yayınlanan takımlardan biri Karşıyaka. En az yayınlanan Fethiyespor. Ondan sonra Kahramanmaraş geliyor ve daha sonra da Karşıyaka 4 maçını yayınlamışız. 8 maçı da Web TV'den
yayınlanmış. Karşıyaka'nın. Evet. Ancak bir yayıncı kuruluş olarak hocam çok değişik faktörler var takımların maçlarının yayınlanmasında. Yani bu dönem dönem ortaya çıkan bir şey. İşte naklen yayın arabanız orada olmayabiliyor. Ya da oraya gitmişken Gaziantep, Adana üçgeni, Mersin üçgeni birbirine orayı çok orayı bitirelim yakın. Diyorlar. Oradan daha çok yayın olabiliyor. Ki zaten önümdeki tabloya baktığımda da biraz öyle bir durum var. Adana Spor 9, Adana Demir Spor 10 kez yayınlanmış. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 7 kez yayınlanmış. Biraz bu tercihler söz konusu olabiliyor. Ama bunu bir siyasi yönden ele alıp bizim maçımızı bunun için yayınlamıyorsunuz demek en büyük haksızlık. Yok ya, bütün maçları biz seyrediyoruz ya. Öyle bir şeyimiz yok hiçbir şekilde. Bunu da sordum bugün özellikle. Ve bundan sonraki 3 haftalık maç programı belli. Ve bu 3 haftalık maç programında önümüzdeki hafta Karşıyaka'nın yine yayını yok. Ama 15. hafta Karşıyaka 1461 maçı, 16. haftada da Balıkesir Karşıyaka maçları naklen yayın programına alınmış durumda. Ve bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız ligin kızışmaya başlamasından dolayı da ilk 5 takımlarının maçlarını gözeteceklerini söylediler. Önceliği o takımlara verecekler. Vallahi Erdoğan, bütün maçları ben hemen hemen seyrediyorum yani. Yani bayağı da bir güzel gidiyor programda. Yani maç programı güzel gidiyor. Hem Süper Lig zaten yayıncı kuruluşu veriyor da Banka Sey falan da inanılmaz güzel. Yani seyretmediğim takım kalmadı ya. Evet. Hemen hemen her takımı seyrettik. En azından 2 sefer seyrettim yani. Yani Karşıyakalılar siz rahat olun. 2 günden, 3 günden bu yana bu programda bunun konuşulması bile bir farklılıktır. Bunu görmeye çalışırsak, bunu anlamaya çalışırsak çok iyi olur. Böyle sıkıntıları olan, bu tür rahatsızlıklar yaşayan takımlar varsa bize yazın. Biz de seve seve hem yönetimimizde görüşelim hem de burada bu sorunları dile getirelim. Bu programın özelliği bu zaten. Onun için böyle sürekli negatif mesajlar yerine biraz da olaya bir başka yerden bakmaya çalışırsak herhalde çok daha doğru yapmış oluruz. Tekrar spora dönelim hocam. Gönderirim ama emin değilim, okuyorum. Okuyorum mesajları. Emrah Gündüz, yaptığınız açıklama yeterli ve mantıklı mı sizce? Karşıyaka Afganistan'da değil, söylediğiniz gibi zor değil bu şehre ulaşım. İşte onu söylüyorum. 2 maçı yayınlanacak Karşıyaka'nın üst üste ve genellikle bu sayılarda birbirine yaklaşacak. Yani sonuçta bu tam bir terazi değil ama bu talebinizi, bu dileğinizi yetkililere de ilettik, arkadaşlarımıza da ilettik ve herhangi bir soru işareti olmasın kafanızda. Bunu da sizinle paylaşıyoruz. Bundan sonrası size kalmış. İnanıp inanmamak size kalmış. Bundan sonraki haftaları göreceğiz hep birlikte. Ama hep negatif düşünerek bir yerlere varmak mümkün değil. Biraz da iyi yönünden bakmak lazım. En fazla bu küfür, kavga nerede oluyor? Bu daha çok Fenerbahçe, Galatasaray... Klasman mı yapayım? Ha, evet, bir klasman yani, yaparsak. Şöyle, küfür demeyeyim de holiganizm açısından, takımlarına çok bağlılık açısından, takımlarını aşırı sevme açısından bir Karşıyaka.
Yani Anadolu'dan. Sonra Bursaspor, sonra Trabzonspor. Üç büyükler arasında da Beşiktaş. İnanılmaz bir bağlılık.